Öncelikle Recep Bey, size Kayseri'ye hoş geldiniz diyorum. Dernek Genel Merkezimiz şu anda bulunduğumuz yer Kayseri'deki Doğu Türkistanların sosyal, kültürel ve siyasi faaliyetlerini yürüttüğümüz genel merkezimiz. Ben 1961 yılında ata yurdumuz Doğu Türkistan'da Çin zulmünden dolayı 1949'daki işgal ve işgal sonrası kendi vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir grup aile. Onlar hicret ediyorlar ve bu hicret eden kafilenin içinde babam, dedem, büyüklerimiz ve bu kafile Afganistan'a geliyor. 1961 yılından 65 yılına kadar 4 yıl Afganistan'da, Kabil'de kalıyorlar. Ben de 1964 yılında Kabil'de dünyaya geldim. Babamın birinci eşi Doğu Türkistan'da kalmış. İki çocuğuyla birlikte. Çünkü onlar ilk eşi, yani annemiz, anne ve babası çıkamadığı için onları bırakıp gelememiş. Babam anne babasıyla birlikte bu hicrete, bu yola, bu sefere birlikte koyuluyor. Ve 1963 yılında annemle ikinci evliliğini yapıyor Kabil'de. Ve 64 yılında da ben dünyaya geliyorum. 1965 yılında da Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla çok büyük mücadeleden sonra, ki o dönem Türkiye'deki hükümet Adalet Partisi iktidara gelene kadar belirli bir süre bekletiyorlar. Sonra Adalet Partisi iktidara geldikten sonra Kaya Toperi Bey Büyükelçilik'te ateşi, kültür ateşesi zannederse ya da Afganistan'da ateşe. Büyük mücadeleden sonra Türkiye'ye geliyorlar. Birçok ülke bizi Türkiye dışında birçok ülke davet ederken büyüklerimiz özellikle Türkiye'yi istiyorlar. Çünkü biz Türk'üz ve Müslümanız. Biz davamızı Doğu Türkistan'daki bu Çin işgalini ve oradaki mazlum Müslüman Uygur Türklerinin derdini en iyi şekilde Türkiye'de anlatırız diyerek Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu mesela Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, birçok Avrupa ülkesi davet etmiş olmasına rağmen Türkiye'yi tercih ediyorlar ve büyük bir mücadele sonunda Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde de Ankara Esenboğa Havaalanı'nda işte vali, mülki erkan, resmi yetkililer ve siyasi otorite karşılıyor. Orada heyetler karşılandıktan sonra da kısa süre sonra Kayseri'ye yola çıkıyorlar. Kayseri'de de Boğaz Köprüsü'nde karşılanıyorlar yine resmi bir şekilde. Ve Kayseri'de bugün Sivas Oteli dediğimiz, Meydan Oteli dediğimiz otellere yerleştiriliyorlar. Bu evler bitene kadar, şu anda sizin bulunduğunuz Türkistan Mahallesi'ndeki bu iskan evleri bitirene kadar da otelde kalıyor. Daha sonra mahalleye yerleşiyoruz. Ve ben 6 aylıkken Türkiye'ye geldim. Eğitimimizi burada tamamladık. Askerliğimizi burada yaptık. Devlet memuriyetimiz devam ediyor. Ve büyüklerimiz ilk olarak vatandan ayrılırken, sınırı geçerken, Doğu Türkistan'dan işte Afganistan sınırına geçerken orada kalanlar, imkan bulamayıp da çıkamayanlar, hicrete çıkamayanlar, orada kalanlar, hicrete çıkma imkanı bulanlara adeta şöyle bir sorumluluğu tevdi ediyorlar. Diyorlar ki siz şimdi hür dünyaya gidiyorsunuz, özgür bir ortama kavuşacaksınız. Siz hürriyete kavuştuktan sonra Doğu Türkistan'daki Çin işgalini ve bizim sıkıntımızı, bizim buradaki ızdırabımızı, buradaki imha politikasını ve burada bizim varlık mücadelemizi anlatmazsanız kıyamet günü bizim demir tırnaklarımız sizin yakanızda olur. Bizim derdimizi kesinlikle anlatın diye böyle bir sorumluluk da yüklüyorlar. İşte büyüklerimiz ilk etapta 1962 yılında Kabil'de dedem rahmetli Seyyid Abdülveli Efendi'nin önderliğinde bir cemiyet kuruyor. O cemiyetin ismi de Şarkı Türkistan Muhacirler Cemiyeti. Babam da bu kurulan cemiyetin yönetim kurulu içerisinde. Yine başka büyüklerimiz de var. Tabii gayri resmi bir cemiyet. Çünkü o büyüklerimizin ne ikametleri ne vatandaşlıkları hiçbir resmi statüsü yok. Tamamen illegal bulunuyorlar mülteci statüsünde. Mülteci bile değil. Göçmen. Ve yine Türkiye'ye geldikten sonra da yine büyüklerimizin ilk yapmış olduğu iş Kayseri'de Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti adı altında 1970'li yılların başında işte Türkiye'ye gelip 5-6 sene sonra 70'li yılların başında bir cemiyet kurmak ve dernekleşmek. Bu
1980 yılı askeri ihtilale kadar, Türkiye'deki askeri ihtilale kadar bu dernek devam ediyor. Ve daha sonra Türkiye'deki askeri ihtilalden sonra bütün sivil hareketler, toplumsal hareketler yasaklanıyor biliyorsunuz. Biz de bunların nasibimizi aldık ve 1989 yılına kadar hiçbir siyasi faaliyette bulunamadık. Bu aralar tabii evlerde sohbet ortamlarında Doğu Türkistan davasını, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin meselesini istişare ediyor, gündeme getirmeye çalışıyorduk. Ama 89 yılında tekrar Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi olarak bugün faaliyet yürüttüğümüz derneğimizi kuruyoruz ve ben o derneğin kurucusuyum. En alt kademeden başlayarak görev aldık, üye olarak başladık. Bugün genel başkanlık görevini yürütüyorum. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Türkiye'deki Doğu Türkistan'la ilgili en aktif, en faal ve devletimizin de muhatap kabul ettiği, referans kabul ettiği bir teşkilat. Bu açıdan bunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Biz vatanları için vatanlarından ayrılan Doğu Türkistanlı büyüklerimizin o vermiş olduğu sözü orada kalan, orada Çin zulmüyle muhatap kalan büyüklerimizin o emanetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde dünyada Doğu Türkistan'ın sesi konumundaki Gökbayrak dergisinin en uzun süre, en uzun soluklu ve en geniş coğrafyaya dağıtımını yaptık. Yaklaşık 21-22 yıl Gökbayrak dergimiz yayın hayatına devam etti. Ve bugün 80 vilayette dağıtımı sağlanmakta ve yaklaşık 25 ülkede de Türklerin bulunduğu, bu Kazak, Özbek, Türkmen, Uygur, Azeri, Türkiye, Türk, hangi boydan olursa olsun Türklerin bulunduğu bölgeye de dergimiz ulaşmaktadır. Ki Doğu Türkistan tanınsın, bilinsin, farkındalık olursun diye. Yine Gökbayrak isminde web sayfamız var. Bu web sayfamızda da sosyal ortamda, internet ortamında Doğu Türkistan'ı tanıtmaya ve Doğu Türkistan'daki yaşanan dramı hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Siyasi faaliyetlerimiz, Ankara'da bir dernek açtık 2002 yılında. Rahmetli İsa Yusuf Aktekin ve Mehmet Emin Buğra beylerin dahi arzu edip gerçekleştirmek için çok çaba sarf etmelerine rağmen muvaffak olamadıkları, çünkü o dönem imkan, fiziki ve maddi imkanlar çok sınırlı, neredeyse yok denecek kadar kısıtlı. O büyüklerimizin bu ukdesi, bu arzuları çok şükür bizlere nasip oldu ve 2002 yılında Ankara'da Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin şubesini kurduk. Ve bu kurulan dernek şubesi siyasi alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, özellikle yabancı diplomasiyle, yabancı misyonla ve siyaset alanında etkin bir faaliyet yürüterek yaklaşık 14 yılda Türkiye'de Doğu Türkistan davasıyla ilgili ciddi bir ivme kazandırdı. Biz burada başta Ankara'da parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız, bakanlar, milletvekilleri ve her kademeden siyasi yetkililerle, hangi siyasi partiden olursa olsun fark gözetmeksizin herkesle iyi ilişkiler kurarak, iyi ilişkiler geliştirerek Doğu Türkistan davasını bir partinin tek elinde değil, partiler üstü bir siyasi ve milli davaya dönüştürme çabamızla başarıya ulaştık diyebiliriz. Çünkü burada daha önceleri Doğu Türkistan davası sadece milliyetçi çizgilerle, milliyetçi kimliğiyle faaliyet yürüten siyasi partilerin tanıdığı ve o tabanın kabul ettiği bir davayken, bugün almış olduğumuz karar ve yapmış olduğumuz doğru isabetli tespit ve bütün Türk milletine Doğu Türkistan davasını mal etme ve bütün siyasi partilere Doğu Türkistan davasını anlatma gayretlerimiz sonuç verdi. Bugün Doğu Türkistan davası Türkiye'de bir tek partinin değil, bütün siyasi partilerin ortak davasına dönüştü ve Kıbrıs meselesi gibi bir ortak paydada buluşuldu. Bugün iktidarda, muhalefette, Milliyetçi Parti'de, Muhafazakar Parti'de, Cumhuriyetçi Demokrat Partiler'de herkes Doğu Türkistan denildiğinde ciddi bir ilgi ve alaka göstermektedir. Bu konuda da başarılı diyebiliriz. Şimdi tabii ki dünya kamuoyunun bu Çin zulmünü ve Uygurların uğradığı bu zulmü tanıması ve bilmesi açısından Türkiye bir inisiyatif almış durumda ve şu anda Uygurlar da kabul görüyor. Şu anda Kayseri'de olsun, İstanbul'da olsun, diğer illerimizde olsun, orada da Uygurlar var
Peki onların şu anda 2016 senesi itibariyle ne kadar giriş yaptıklarını biliyor musunuz? Ya da şu anda onların durumlarından haberdar mısınız? Tabii şimdi isabetli bir soruyu sordunuz. Biraz önce size bahsetmiştim. 1961 yılında Doğu Türkistan'dan 360-380 civarında Doğu Türkistanlı büyüğümüz, dedelerimiz, büyüklerimiz 1949'daki Çin komünist işgaliyle birlikte, Mao'nun Doğu Türkistan'daki işgaliyle birlikte kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında yaşam imkanı bulamadıkları için gerek kültürel, gerek sosyal, gerekse din ve vicdan hürriyeti üzerindeki baskı ve soykırım derecesindeki hukuksuz uygulamalar, uluslararası hukuk ihlalleri Doğu Türkistan'dan hicreti beraberinde getirmiş ve biz 1961 yılında Doğu Türkistan'dan göç etmiştik. Afganistan'da Türkiye'ye. Şimdi aradan geçen 50 küsür yıl sonra ki 50 yıl, yaklaşık 50 yıl diyebilirim. Aynı Çin işgali, aynı Çin zulmünde hiçbir değişiklik yok ve bugün Doğu Türkistan'dan aynı gerekçelerle yine göç ve yine Türkiye'ye yönelik bir hicret devam etmektedir. Bugün 2014 yılında özellikle Doğu Türkistan'da Ramazan'da orucun yasaklanması ki Doğu Türkistan'da Kaşgar iline bağlı Yarkent ilçesinin İlişku ve Handi köylerinde Ramazan'da oruç yasağına karşı tepki gösteren halka Çin işgalci birliklerinin hedef gözetmeksizin açmış olduğu ateş sonucu binlerce masum Doğu Türkistanlı hayatını kaybetti. Ve yine Doğu Türkistan'da Kur'an eğitimi, ilk öğretim çağındaki çocuklara Kur'an eğitimi yasaklandı. Başörtüsü ve sakal bırakmak yasaklandı. Doğu Türkistan'da bütün dini ibadetler dünyanın ve özellikle İslam dünyasının suskunluğu, bu konuyla ilgisizliği adeta Çin'i cesaretlendirmiş durumda ki Çin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Doğu Türkistan'da bütün ibadetleri ve bütün İslami sembolleri, İslami gelenekleri selam vermekle dahil anayasal suç kapsamına aldı ve bugün Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerinin en normal İslami ibadetlerini yerine getirmesi, İslami ritüelleri kullanması, bulundurması, cep telefonunda İslami bir sembol bulundurması, başörtüsü, takke, tesbih, seccade gibi bunları bulundurması bile adeta terörist muamelesine uğraması için yeterli bir gerekçe olarak adlandırıldı. Şimdi bu zulüm politikaları sonrası Doğu Türkistan'dan yine ikinci ve büyük göç dalgası oluştu ki 2014 yılında Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz bu sefer Güneydoğu Asya üzerinden yani Tayland, Vietnam, Kamboçya, Malezya üzerinden bir göçü yaşadılar ki yaklaşık sayıları bugün 8-10 bin civarında Doğu Türkistan'da kardeşimiz. 2014'ten 2016 arasında. Evet. Bunlar büyük bedel ödeyerek hayatları pahasına kimileri orada Vietnam'da, Kamboçya ve Tayland'da askerlerini açmış olduğu ateş sonucu hayatını kaybetti. Kimileri suda boğuldu, kimileri cezaevinde hayatını kaybetti. Kimisi hastalıklarla, çoluk çocuk, kadın erkek. Büyük bir dram, büyük bir serüven yaşadılar. Bu belki gelecekte bir belgesel yapılırsa, evet, tarihte belki de emsali olmayan bir trajediyi, efendim, bir vahşeti sergileyecektir. Evet, biz, i̇şte bu kardeşlerimiz 2014 yılında Türkiye'ye geldiler ve yaklaşık bu 10 bin kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin himayeleriyle bizim de içinde bulunduğumuz bir ekibin ortak çalışmasıyla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin büyük bir ekseriyeti sağ salim Türkiye'ye getirildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkati, merhameti ve himayesinde namus ve can güvenliklerinden emin, ibadetlerini özgürce yerine getirebilmekte, çocukları bugün yine dini ibadetlerini, milli eğitimlerini alabilmekte, kendileri de yine bütün hak ve hürriyetlerinden istifade edebilmekte, mahrum edilmiş bütün haklarını Türkiye'de kullanabilmektedir. Ben buradan tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine ve Türk milletine de Doğu Türkistan'da muhacir kardeşlerine göstermiş olduğu ensarlık vazifesinden dolayı şükran ve minnettarlığımı da buradan ifade etmek isterim. Evet. Biz bunların Recep Bey yaklaşık 1500 kadarını Kayseri'ye getirdik. Kayseri'de bugün devlet lojmanlarında bulunmaktalar. Bu kardeşlerimizin her birinin hayat hikayesi bir roman olur. Bunların içinde parçalanmış aileler, cezaevinde hala eşleri bulunan aileler,
ya da şehit edilmiş olan ailelerin evlatları ya da işte hanım ve çocukları. İnanın büyük bir trajedi, büyük bir dram söz konusu. Bu kardeşlerimiz normalleşme sürecini yaşıyorlar. Bugün çok şükür bu kardeşlerimiz psikolojik, sosyolojik, ekonomik açıdan desteklenmekte ve imkan dahilinde bir normalleşme süreci yaşamakta. İnşallah gelecekte bu gelen 8-10 bin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evlatları iyi eğitim alarak, bilinçli, şuurlu birer birey olarak bir Müslüman Uygur Türkünün milli ve manevi sorumluluğu olan Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için birer fert demiyorum, birer kumandan, birer lider olarak yetişmesi lazım. O zaman biz 50 sene önce gelen Doğu Türkistanlılar icat etmiş olmamızın ve bize siz sür dünyaya gidiyorsunuz, biz burada çıkamadık, Çin işgal altında kaldık. Eğer bizim davamızı bir dünyada anlatmazsanız kıyamet günü demir tırnaklarımız yakanızda olur diye büyüklerimize, dedelerimize bu emaneti tevdi eden o orada kalan büyüklerimizin arzularını, sözlerini yerine getirmiş oluyoruz. Bizim büyüklerin vermiş olduğu vaatleri de yerine getirmiş oluyoruz ve olacağız. İnşallah buradan Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için çok güçlü bir ekip, çok güçlü bir diaspora yetişecektir. Evet. Efendim, az önce söylediğiniz o Uygur belgeselini yapmak üzere biz zaten yollara düştük. Biz Avrupa Doğu Türkistan İnformasyon Genel Merkezi ve Uygur TV olarak zaten bunun altyapısını yaptık. Yani Uygur TV olarak bu belgesele gönül verdik, yollara düştük. Buradaki ikinci durağımızda da siz varsınız. Sizin nezdinizde tabii ki Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Kayseri'de bulunuyoruz. Biz de istiyoruz ki Türkiye'deki mülki amirlerle görüşelim. Özellikle madem ki Kayseri bu işin pilot bölgesi gibi gözüküyor şu anda, merkezi gibi gözüküyor şu anda. Biz de istiyoruz ki buradaki mülki amirlerle görüşelim. Oradaki arkadaşlarımızın hikayelerini dinleyelim. En azından Uygur dünyasının Uygur dünyasından haber olsun. Uygur'daki Uygur kardeşlerimiz birbirlerinden haberdar olsun. Bu sıkıntıları yalnız başına çekmediklerini bilsinler. Dünya zaten şu anda gerçekten insanlık büyük bir sıkıntı çekiyor. Hem dünya olarak, hem ülke olarak, hem Doğu Türkistan, o da bizim ülkemiz, orası da sıkıntı çekiyor. Biz istiyoruz ki insanların insanca yaşama gayretlerini, insanca yaşamak için bir araya gelmelerini biz de bir adım olsun, yardımda bulunalım. Biz de kendimizce insanca yaşamak için bir birlikteliğimiz, beraberliğimiz olsun. Maddi ve manevi yardımlarımızı beraberce insanlığa ulaştıralım diye düşünüyoruz. Bizi burada kabul ettiğiniz için Kayseri Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel başkanı olarak, buradaki üyeler olarak bizleri kabul ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu bir başlangıç olsun. Bundan sonraki haberlerimizde olsun, bundan sonraki etkinliklerimizde olsun, bundan sonraki beraber yapılabilecek ortak Uygur TV, Avrupa Doğu Türkistan İnformasyon Genel Merkezi ve Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu olayı gerçekleştirelim istiyoruz. Ümit ediyoruz. Siz de bize bu konuda yardımcı olmaya çalışacaksınız zaten. Recep Bey, tabii burada sizin bu düşünce ve temennilerinizi biz memnuniyetle karşılarız. Çünkü burada Türkiye'de Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi olarak faaliyet yürütüyoruz. Ama uluslararası alanda Dünya Uygur Kongresi var. Biliyorsunuz Rabia Kadir Hanım'ın başkanları yürüttüğü. Bizim teşkilatımız aynı zamanda o Dünya Uygur Kongresi'nin genel başkan, birinci yardımcısı olarak orada temsil edilmekte. Şansımız o teşkilatta aktif olarak görev almaktayız. Biz sizlerin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin Çin'de yaşamış olduğu zulüm ve çekmiş olduğu sıkıntılar sonucu kendi ülkelerinden göçleri, hicretleri ve bu çileli yolda Türkiye'ye kadar geliş maceraları, serüvenleri ve bugün içinde bulunduğu sıkıntıyı bir belgesel yapalım diye düşünüyoruz. Eğer siz bu konuda böyle bir düşünce, böyle bir proje varsa biz bunu memnuniyetle bu konuda karşılarız. Siz bilgi ve belge olarak bizim tabii yanımızda olursanız, zaten Uygur TV bu işe başlamışken tabii, yani bunun sizi, bizi yok. Avrupa Doğu Türkistan İnformasyon Genel Merkezi Genel Başkanı Abdülcelil Karakaş Beyefendi'nin de özellikle bu belgeselin
çekilmesi ve evet. tarihte bunun bir arşiv olmasını evet. ve insanlığın bunu gerçekten belki bugün idrak edemeyebilir. Evet. Bugün belki kendi sıkıntısından dolayı evet. bu sıkıntıyı görmezlikten, bilmezlikten, evet. duymazlıktan gelebilir. Evet. Ama tarih bunu evet. yazsın istiyor. Evet. O da bunun için Uygur TV için olarak biz yoldayız. Çok isabetli olur. Recep Bey şöyle bir bilgiyi paylaşmak isterim. Bugün Japonlar, Japon Devlet Televizyonu NHK, yani NHK dediğimiz Devlet Televizyonu, 2015 yılında yaklaşık 15 gün burada kalarak 5 kişilik bir ekiple bu Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin bu serüvenini, Çin'in yapmış olduğu zulüm ve göç ve Kayseri'ye kadar geniş serüvenini bir belgesel olarak çekimini yaptılar. Ama biz isteriz ki bizi bilen, bizim hücrelerimizi bilen, bizim çilelerimizi bilen, bizim beklentilerimizi bilen bir kardeşimizin bu belgeseli yapması bizim için çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Biz şahsen Malezya ve Tayland'da defalarca bu kardeşlerimizin gelişi için ziyarette bulunduk. Bu kardeşlerimizin oradan getirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar, belgeler, bilgiler ve o kardeşlerimizin geliş sürecindeki dokümanlar, evraklar, fotoğraflar, video kayıtları elimizde mevcut. İnşallah bunu sizlerle paylaşırız. Peki. Ve kapsamlı bir belgesel olarak bu hem arşivlerimizde olur hem de dünya kamuoyu Doğu Türkistan dramını, Doğu Türkistan faciasını canlı şahit ve tanıklarıyla birinci elden tanımış olurlar. Ben memnuniyetle her türlü desteği vermeye hazırım. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz efendim hani Hazreti İbrahim ile mevzusundaki karınca misali. Evet, evet. Biz hani tarafımız belli olsun Allah razı olsun diye biz bu davaya gönül verdik. Bu davanın yanındayız. Ümit ediyoruz. Sizler gibi bu işin önderliğini yapan, önünde giden sayın başkanlarımız olsun hepsiyle beraber bir araya gelip bunu güzel bir belgesele dönüştürelim. İnşallah. Efendim biz Kayseri'den yapmış olduğumuz sohbetlere devam edeceğiz. Buradaki Uygur kardeşlerimizin Uygur dünyasının sıkıntılarıyla beraber bütün insanlığın sıkıntılarını bir araya getirip sentezleyerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Görüşmek üzere efendim.